Merhaba, ben Serhan Yenigün, Yatırım Finansman, Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü. İçinde bulunduğumuz haftaya dair beklentilerimizi aktaracağımız kısa bir video paylaşacağız. İlk önce yurt dışından başlayalım. Şimdi S&P 500 endeksini görüyoruz karşımızda. Bu Amerika'da tarihi zirve seviyelerde aslında son dönemde bir zorlanma olduğunu da bize gösteriyor grafik. Burada bir sıkışma olduğunu görüyoruz. 200 günlük ortalamanın üzerinde bir hareket hala devam ediyor. Ancak çok geniş vadeli baktığımızda aslında bir yükselen üçgen ya da yükselen takoz formasyonu burada oluşmakta ve S&P 500 endeksi için 3700 üzerinde bir momentum kaybı izliyoruz. Hatta burada bir trend göstergesi olarak takip ettiğimiz MACD'ye de şöyle yakından bir bakalım. Burada da momentumda, daha doğrusu trendin gücünde bir zayıflama olduğu daha net bir şekilde görülüyor. Bunu hani grafiklerde biraz sıkışık belki ama momentuma da bakarsak aslında hala 100'ün üzerinde, ancak burada da bir zayıflama yaşanmış durumda. Dolayısıyla bütün bunlar aslında ABD borsalarında tabii seçimlerin etkisi, yeni gelecek hükümetin izleyeceği politikalara dair belki beklentilerin şu anda izleniyor olması, bunların etkileriyle bir momentum kaybı, bir ivme kaybı yaratmış durumda. Ancak bu sıkışma her an 3700-750 civarından gelebilecek kar satışlarıyla devam edebilir. O yüzden bu riske karşı tabii dikkatli olmak gerekiyor ama yurt içine döndüğümüzde birazdan BIST endeksini ve bizde olabilecekleri konuşacağız. Manzara biraz daha farklı, biraz daha lehimize. Hatta devam edelim. Şimdi önce burada bir BIST endeksinin aylık lira bazında uzun vadeli grafiğini görüyoruz. 2002'den gelen yaklaşık 18-19 yıllık bir grafik var karşımızda. Burada BIST endeksinde uzun vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini, hatta güçlenerek ve trendin direncinin de aşılarak devam ettiğini görüyoruz. Şurada gördüğümüz bölge 2008 kriziyle trendin altında kısa bir süre düştüğümüz yer. Ama kriz dönemlerinde bu tip ana trendlerin belli bir süre boyunca, ki burada birkaç aydan bahsediyoruz ama belli bir süre boyunca belki ihlal edildiğini, altına gelindiğini görebiliriz. Bu trendin, ana trendin değişimi anlamına gelmiyor. Zaten gördüğümüz gibi 2009'da tekrar toparlanmaya başlayan endeks sonrasında 4-5 kere belki de ana trendi desteğini test edecek şekilde yükselişine devam edebilmiş. Dolayısıyla da bu kural, yani krizlerin istisnai fiyat hareketleri yaratabildiği kuralı çok da fazla değişmemiş aslında. Şimdi geldiğimiz noktaya bakarsak da BIST endeksinin trendin direncini de aştığını ve kırdığını, üstüne gittiğini görüyoruz. Bu da tabii her ne kadar şu anda trend göstergeleri, momentum göstergeleri, işlem hacmi, bütün bunlar bu yükselişi destekliyor ve devamı gelebilecek gibi bir görüntüye işaret ediyor olsa da elbette temkinli olmak gerektiğini bize düşündürüyor. Değerlemelerimiz 1500 civarında, 1510'da 12 aylık endeks hedefimiz, ki bu da aslında getiri potansiyelinin daraldığını gösteriyor endeksin şu anki seviyelerinde. Bu yüzden biraz da bu seviyelerde haber akışına karşı dikkatli olmak, temkinli olmak, gelebilecek kar satışlarına karşı gerektiğinde defansif pozisyonlar alabilecek şekilde hareket etmeyi gerektiriyor. Ancak endeksin genel görünümüyle ilgili hala biz de pozitif tarafta kalmayı sürdürüyoruz. Şimdi buradan BIST endeksinin günlük grafiğini biraz daha yakın vadeye bakarsak, az önce paylaştığım grafikteki gibi ana trend direncinin yukarı kırıldığı yerde kısa vadeli de olsa şöyle yüksek eğimli bir yukarı yönlü trendinde oluştuğunu görüyoruz. Burada Mart ayında pandemiyle gelen sert satışların ardından bir de şurada Doğu Akdeniz'deki gerilimle beraber karşılıklı Navtex'lerin yayınlandığı, Avrupa ile ilk karşılıklı mesajların gelmeye başladığı dönemde Ağustos ayında bir ciddi satış yine görmüştük. Bu ikisini birleştirdiğimizde Kasım ayının başında da buradan tekrar bir yukarı yönlü ivme yakaladığımızı görebilmekteyiz. Bu trend desteği, ki şu anda hani bunun günlük eğiminin yaklaşık olarak 6 puan olduğunu, eski rakamlarla 600 puan olduğunu söyleyelim. Yaklaşık olarak günlük 6 puanlık bir yukarı yönlü eğimi var. Şu anda da işte destek bu hafta için bakarsak artık 1400'ün üzerinde, bu hafta için 1410 seviyelerinden geçiyor. Bunu da hani biraz bu şekilde takip etmemiz gerekecek. Buradan biraz tekrar uzun vadeli bir grafiği, ama bu sefer dolar bazında baktığımızda ise BIST endeksinin dolar bazında, daha önce de bu grafiği paylaşmıştık. 2004'ten bu yana 2008 kriz dönemini de dahil ederek baktığımızda bile en düşük seviyelerin yaklaşık olarak 120 dolar, 130 dolar civarında olduğunu, tarihi zirvesinin de grafikte görüldüğü gibi 500 dolar civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim borsamız için dolar bazında düşündüğümüzde 120-130 doların altı her türlü alım için bir fırsat verir ki geçtiğimiz 2-3 yıllık dönemde, yani 2018, 2019 ve 2020 dönemlerinde birkaç kere bu seviyeleri dolar bazında test ettik. Ve son hareketimizde, yani son yükseliş hareketinde de burada 2018'in başında oluşan aşağı yönlü bir trend direncini dolar bazında yukarı yönlü kırmış durumdayız. Bu aylık grafik. Dolayısıyla Aralık ayında bu kırılım tamamen gerçekleşmiş durumda. Şimdi burada bir sonraki dolar bazlı hedef olarak 200 dolar civarını, 200-205 dolar civarını alabiliriz. Buna biraz böyle TL bazında nerelere tekabül ediyor diye basitçe bakarsak 200 dolar çarpı kurun şu anki seviyeleri 7.55 alırsak 1510 ki bizim de az önce paylaştığımız zaten uzun vadeli endeks hedefimizdir ama bunu muhtemelen biz daha yakın bir periyotta göreceğiz. Yani şöyle de bir tabii düşünebiliriz. Dolar bazında 200 dolara doğru endeksli bir yukarı yönlü hareket olurken lirada da bir değerlenme görmemiz mümkün. O yüzden kuru 7.55 değil de örneğin 7.40'larda alırsak da 1480 endeks hedefine işaret ediyor. Yani endeksin 1480-1500 seviyelerinin dolar bazında da bizi bazı dirençlere yaklaştırabileceğini şimdiden aslında varsayabiliriz. Oraları gördüğümüz zaman o günkü haber akışı ve değerlemeler ile tekrar devamında nasıl bir seyir izleyeceğiz? Bu direnci kıracak mıyız ki eğer burayı kırarsak dolar bazında tarihi zirveden gelen direnci kırmış olacağız. Belki yeni bir Türkiye manzarasına bu sefer fiyatlamaya artık piyasaların başladığını konuşacağız. Bu ekonomi yönetiminden gelen normalleşme, Merkez Bankası'ndan gelen sadeleşme adımları bütün bunlarla desteklenebilecek bir senaryo. Dolayısıyla bunun olmayacağını varsaymak pek doğru olmaz şu anda. Ama teknik açıdan bu direncin güçlü bir direnç olacağını, yani 200 dolar civarının TL bazında da bunun 1500'ler civarı olduğunu konuştuk zaten. O seviyelerin güçlü bir direnç olabileceğini söyleyebiliriz. Buradan bir arada bize çok soru geldiği için bankacılık endeksinden kısaca bir teknik olarak bahsetmek istiyoruz. Temel açıdan, değerlemeler açısından da buradaki getiri potansiyellerinin biraz daraldığını söyleyelim. En son geçen hafta Garanti Bankası'nda model portföyümüzden çıkarttık. Ama biz biraz teknik açıdan bakalım. Şimdi burada bir bayrak formasyonu aslında oluştu. Yani 1100 civarından 1500'e doğru yükselişten sonra bir sıkışma olduğunu görüyoruz. Ancak bu endeksi daha yukarı götürecek, yani bankacılık endeksinin yukarı doğru bu bayrağın kırılması ve teknik açıdan bu tip kırılımlar genelde şu yükseklik kadar bir yukarı yönlü hareket, yani belki 1800'lere kadar bankacılık endeksinde bir hareket potansiyeli doğurur. Bu hareketin olup olmayacağını bazı koşullara bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bunu hem teknik hem temel açıdan. Teknik açıdan bakarsak 1540'lar civarından geçen direncin kırılması gerekiyor. Temel açıdan da bakarsak şimdi başka bir grafiklere bakacağız. Burada CDS grafiği şu an karşımızda. Türkiye'nin 5 yıllık CDS, Credit Default Swap ya da ülkenin temerrüt risk primini gösteren bir göstergedir CDS primleri. Şu anda bu göstergemiz 316 baz puanda. Bakın 2018 yılında hatırlarsınız dolar TL'de bir ara çok sert bir hareket oldu Ağustos ayında. Kur 7 işlem gününde 5 liradan 7 liraya doğru yükselmişti. O dönemde de CDS'lerimizde de 300 civarından biz 550-600 bölgesine kadar bir yükseliş görmüştük. Ardından CDS'lerde bir gevşeme, tekrar 2019'da yükseliş ve gevşeme, pandemiyle beraber yeniden bir yukarı yönlü hareket, bir süre boyunca 500-600 bandında kaldıktan sonra ekonomide normalleşme adımlarıyla beraber 500'ün altına, 400'ün altına ve 316 seviyesine kadar CDS primimizde bir gerileme gördük. Türkiye'nin genel denge noktası, yani 2018 öncesi yıllara baktığımızda, 4-5 yıllık döneme baktığımızda 200-300 bandıdır genelde. Yani şu band içerisinde hareket ettiğini genelde izlemiş oluyoruz. CDS primimizin şu anda da 300'e doğru bir gevşeme söz konusu. Eğer 300'lerin altına gelirse neler olacağını bankacılık endeksi üzerinden bir kısaca bakalım. İkinci grafiğimiz de burada. Bizim 5 yıllık CDS seyrimiz burada yeşil olan grafiktir. Ve X-Bank bankacılık endeksi burada beyaz olan grafik. Bakın aradaki ilişki aslında çok net bir şekilde görülüyor. CDS'lerimizde bir yükseliş olduğu zaman bankaların baskı altında kaldığını, CDS'lerde bir gerileme olduğu zaman da bankaların yükseldiğini, güçlendiğini görüyoruz. Şimdi son döneme bakarsak burada Bloomberg'den sağladığımız verilerde biraz detayları kaybettiğimiz bir kısa dönem oldu. O yüzden buralar düz çizgi gibi gözüküyor ama CDS'imiz yaklaşık olarak bu rotayı izlemişti geçtiğimiz dönemde. Son dönemde CDS'lerimizde işte az önce konuştuğumuz gibi 500'lerden 400'lerden 300'e doğru bir gevşeme yaşanıyor. Sol eksendir. Bu yüzden şu rakamlar X-Bank'ın değerleri. Şuradaki rakamdan bakabilirsiniz. CDS birimiz 300'lere doğru yaklaşırken bu sefer bankalarımızda da bankacılık endeksimizde de yukarı yönlü bir hareket gördük. Hatta bu yukarı yönlü hareket daha önceki bu boyuttaki gevşemelerle aslında kıyaslandığında biraz ufak, kısa süreli bile, küçük ölçekli bile kaldı diyebiliriz. Eğer CDS'lerde 316'da şu anda 300'lerin altına doğru bir gerilim olursa bankacılık endeksinde 198 dolardan 200-250 dolar bölgesine doğru hareket etmesi beklenebilir. Bu belki grafikler üzerinden baktığımız için bir teknik bakış açısı ama bunu temel tarafta şöyle açıklayabiliriz. CDS'lerdeki düşüş demek Türkiye'nin yurt dışından borçlanma yaptığı zamanki risk primindeki azalma demektir. Bankaların dışarıdan sağladığı sendikasyon ve seküritizasyon kredilerindeki maliyetlerinin de azalması anlamına gelir CDS'deki gerileme. Dolayısıyla da bankaların maliyetlerinin azalması tabii ki değerlemelerini destekler ve yukarı yönlü bir hareketi bize yaşatır. Şimdi buradan tekrar Matrix üzerinden, grafiklerimiz üzerinden konuşmaya devam edersek, bankacılık endeksinde de az önce paylaştığım gibi 1540 civarını bir direnç olarak takip edebiliriz. Dolar TL ile devam edelim. Borsayı uzun, bayağı bir 10 dakika yakın borsadan bahsettik. Şimdi Dolar TL'den biraz bahsedelim. 8.58 civarını tarihi zirveyi gördükten sonra kurda aşağı yönlü bir hareket başladı. Burada belki bu çok net bir gevşeme trendi şu an oluşmuş diyemeyiz ama yine de 8.58'den işte 7.5'lara, yani 8.5'dan 7.5'a doğru kurda 1 liraya yakın bir gerileme gördük. Hala burada momentum TL lehine. Merkez Bankası'nın devam eden sadeleşme ve parasal sıkılaşma politikalarıyla beraber ve ekonomi yönetiminden gelen normalleşme adımlarıyla beraber de lira lehine olan seyrin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu bandı burada takip edebiliriz. Yani bu anlamda da belki haftalık konuşursak direncimizin 7.70-7.80 civarında olduğunu, desteklerimizin de ilk önce 7.50'ler ve daha sonra da 7.30'lar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan Euro-Dolar paritesine geçelim. Parite önemli çünkü dünyadaki toplam rezerv para tabanının yaklaşık %95'i dolar ve eurodan oluşuyor. Dolayısıyla euro ve dolar paritesinin, yani euro ve doların birbirlerine karşı olan denge değerindeki değişim küresel çapta da piyasalar üzerinde de ekonomiler üzerinde de önemli bir etki yaratıyor. Az sonra bununla ilgili bir grafik paylaşacağım ama önce şu teknik tarafı, bir Euro-Dolar parite grafiğini bir konuşalım. 2008 yılında Euro-Dolar paritesinde biz 1.60'larda bir tarihi zirve görmüştük. O tarihi zirveden gelen ana direnci geçtiğimiz günlerde yukarı kırdık. Hatta teknik açıdan kırılımın sağlıklı olup olmadığını ölçtüğümüz bir görüntü de vardır. Direnç kırıldıktan sonra bir ziyaret edildi tekrar. Hatta iki kere ziyaret edildi ve ondan sonra yukarı yönlü hareket tekrar güç kazandı. Dolayısıyla bu da aslında Euro-Dolar paritesindeki yükseliş trendinin çok güçlü olduğunu gösteriyor. Bu nereye kadar devam edebilir? Yakın vadeli bir gevşeme kanalı üzerinden baktığımızda, mavi çizgiler ile gösterdiğimiz banda baktığımızda 1.26 civarına devam edebilir. Ancak bu burada oluşan formasyonların hedefleri de yaklaşık 1.30'a işaret ediyor. Hatta onu birazdan göreceğiz. Önce bir yakın vadeli sıkışmaya bakalım. Euro-Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde biz içinde bulunduğumuz dönemde de bir ufak sıkışma görüyoruz. O yüzden çok kısa vadeli yapılan trade işlemleri için bu grafiği paylaşacağım. Burada çok kısa vadeli günlük pozisyonlarda 1.21.50'nin bir destek ve tabii ki Eurolong pozisyonları için belki bir stop loss seviyesi gibi takip edilebileceğini, belki biraz daha aşağıda 1.21.30'ların takip edilebileceğini söyleyelim. Yine kısa vadede Euro lehine olan pozisyonlarda da hedefler 22.80 ve biraz daha üzerinde de 23.10 olabilir. Şimdi az önceki konuya dönersek, neden Euro-Dolar paritesinde 1.30'lar formasyon hedefi? Çünkü burada da bir bayrak formasyonu oluşmuş durumda. Teknik analiz bilimi bize der ki yukarı yönlü hızlı bir hareketin ardından bir kısa süreli soluklanma yaşandıysa eğer, bu haftalık grafik bu arada. Yani buradaki her kutu bir hafta. Bir soluklanma dönemi yaşandıysa bu soluklanma döneminin yukarı kırılması durumunda da ilk hareketin boyutu kadar bir yükseliş olabilir. Dolayısıyla burada 1.08'den 1.20'ye kadar, orta noktayı 1.18 alırsak 10 sente yakın bir yukarı yönlü hareket yaşandığı için şimdi de 1.20'lerden 1.30, hatta 1.30'un üstüne 1.32'ye doğru bir yükseliş hareketinin yaşanması mümkün. Şimdi neden Euro-Dolar'da Euro lehine görünüm bu kadar güçlü? Onu şuradan bir farklı grafik üzerinden sizlerle paylaşacağım. Bu gördüğümüz Swift sistemi üzerinden aldığımız ve ödemelerin ne kadarının dolar, ne kadarının euro ile gerçekleştiğini bize gösteren bir grafik. Bakın burada 2011 yılından 2020'ye kadar geçtiğimiz 9 yıllık dönemi görebiliyoruz ve mavi olan euro ile yapılan ödemelerin toplam ödemelerdeki ağırlığı, kırmızı olan da dolarla yapılan ödemelerin toplam ödemelerdeki ağırlığı. Ve burada geldiğimiz noktada iki para biriminin toplam ödemelerde yaklaşık olarak aynı oran %37'lerde bir oran aldığını görüyoruz. Yılın başında, yani 2020'nin başlarında euro ile yapılan ödemeler toplam ödemelerin yaklaşık %32'si civarındayken dolarla yapılan ödemeler yaklaşık %44'ü civarındaydı. Fakat son dönemde eurodaki güçlenme ve bu güçlenmenin devam edebileceği beklentileri küresel ticarette de euro ağırlığının tercih edilme ağırlığının özellikle tabii artmasına sebep oldu. Bu da euro ile yapılan ödemelerin ağırlığının artmasına, dolarla yapılan ticaret işlemlerinin ağırlığının ise azalmasına sebep olmuş durumda. Bu da euro dolar paritesi ile ilgili yukarı yönlü beklentilerimizi destekleyen bir etki yaratıyor. Buradan altın fiyatlarına geçelim. Yine altın ons üzerinden konuşacağız ama gram altınla ilgili de birkaç bir şey paylaşacağım. Altın fiyatları ile ilgili de yine bize çok fazla soru gelmekte. Euro dolar paritesindeki yukarı yönlü hareket tabii genel olarak aslında altın fiyatlarına destekleyicidir. Çünkü altının dolarla ters korelasyonu euro dolar paritesi yukarı gittikçe doların değer kaybetmesi anlamına geldiğinden altın için de yukarı yönlü destekleyici bir etken. Ama biz burada altın fiyatlarının son aylardaki aslında yıllar itibariyle de tabii yukarı yönlü bir hareket var ama son aylardaki yükselişinde neyi gördük? İşte merkez bankaların, özellikle Fed'in çok yüksek boyutlardaki parasal gevşeme adımları altın fiyatlarının, şu grafiği biraz şöyle sıkıştırarak bakarsak, 2019'dan bu yana 1200 dolardan ilk önce 1500-1600 dolar bandına, oradan da tekrar devam ederek 2000 dolara kadar yükselmesine sebep oldu. Fakat şimdi son geldiğimiz dönemde bir miktar geri çekilme gördük. Fakat burada da şöyle grafiği tekrar desteklerimizi, dirençlerimizi düzeltirsek tam olarak bu tarih ne zamana geliyor? 30 Kasım ya da işte Kasım ayının sonu, Aralık ayının başı. Orada önemli bir destek noktasından gelen tepkiyle beraber tekrar 1900 dolara doğru bir hareket izliyoruz. Bu band içerisinde, yani şunu artık kullanmayabiliriz. Şu bandın içerisinde bandın direncine doğru yaşanan ve bütün ortalamaların, burada grafikte 22, 100 ve 50 günlük ortalamalar var. Bu önemli ortalamaların üzerine doğru bir hareketlenme de gördük. Paritenin etkisi burada önemli olacak. Euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde biz ons altın fiyatlarında da tekrar 1900 dolar üzerine bir yönelim izleyebiliriz. Ama eğer paritede bir momentum kaybı izlersek altın fiyatlarında da buna paralel bir güç kaybı yaşanabilir. Şimdi buradan bir gram altın grafiğine bakmak istiyorum ben. GR. Bakın alt, hatta çok temiz bir grafik, bakalım. Sadece fiyatı görelim burada. Gram altın tabi ons altın fiyatlarındaki gerilemeyle beraber ama özellikle de dolar TL kurundaki gerilemeyle beraber aşağı geldi. Gram altının aslında burada bir kompozit bir ürün olduğunu varsayabiliriz. Çünkü gram altının hesaplanması şöyle yapılıyor. Ons fiyatı çarpı dolar kuruyla bir ons altının TL bazında fiyatı bulunuyor. Ons bir ağırlık birimi, yaklaşık olarak 31.103 grama eşit. Dolayısıyla da ons fiyatı çarpı dolar kurunu 31.103'e böldüğümüzde de biz 1 gram altının lira karşılığı grafiğini buluyoruz. Ve burada da gram altın fiyatlarında 540 liraya doğru bir tırmanma yaşandıktan sonra 450 liraya bir gerileme gördük. Bakın buraya şimdi grafiğin üstüne dolar TL'yi ekleyeceğim. Eklediğimiz zaman görüyoruz ki aslında gram altın, siyah olan gram altın grafiği, bu mor pembemsi olan da dolar TL kuru. Altın fiyatlarındaki gerilemenin aslında tamamen dolar TL kurundaki gerilemeden kaynaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla da eğer önümüzdeki dönemde biz kurda gerilemenin devam ettiğini görürsek, gram altın fiyatlarında da aşağı yönlü hareketin sürdüğünü ya da eğer ons fiyatları 1900 üzerine gitse bile gram altındaki yükselişlerin biraz daha sınırlı kaldığını izleyebiliriz. Son olarak da bu grafiği paylaşmak istedik. Tüm yatırımcılarımıza iyi bir hafta dileriz. Yeni yılınızı da şimdiden kutlarız.